PYD dediğimiz örgütün ya da YPG, bunun PKK'dan bir farkı yok. PKK ile aynı örgütten bahsediyoruz. Sadece bir isim değişikliği. Yani bu bir PYD dediğimiz şeyin ne organik olarak PKK'dan farklı, ne de ideolojik olarak PKK'dan farklı. PKK'nın, PYD'nin işte Türkiye'ye geçtiklerini biliyoruz. PYD'nin savaşçılarının mühimmat taşıdıklarını Suriye'den biliyoruz. Türkiye'de yakalananlar var. O yüzden Türkiye için bir güvenlik tehdidi her şeyden önce. Bu medya işte o dönemde Rusya'nın uçağını neden düşürdüğümüzü sorarken o Rus uçaklarının Suriye'de neden Türkmenleri, Suriye'nin bağımsızlığını savunan insanları bombaladığını yazmadı. Sosyal medyada ya da her yerde Atatürk olmasaydı bizim adımız Yorgo olurdu diyen bu tipler şimdi diyorlar ki Putin, Tayyip'i indir, oğlumun adını Putin koyacağım. Tayyip Erdoğan öfkesi insanları vatan hainliğini kadar itiyor. Peki Okyanus medyası neden Rusya ile aynı dili kullanıp 3. Dünya Savaşı'nı Türkiye'nin çıkaracağı iddiasında bulunuyor? Tabii bütün bunlar spekülasyon. Yani 3. Dünya Savaşı dediğiniz şeyin böyle hemen çıkması ondan sonra çok basit bir şey değil. Bunlar sadece topluma korku salmakla alakalı yapılan çeşitli şeyler, operasyonlar demek lazım.